Paketlerler ya. Komşan saat mercini, bir tane saat mercini. Ben sana şimdi hediye, sana bir şimdi hediyemizi kazanmak ister misiniz? Nopiş'ten sen. Ben o zaman bir tane çok güzel bir tane gözlük saatini aldınız. Aşağıda. Al başına sinirin var mı? Hediyemizi. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldin. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Mama. Abi yeter, Ergun'un testi o Taylan. Ne yapayım, adam atıyor. Mama. Mama gel. Bugün yatış faktörü ve 1 milyon olmak ister saatimiz var ya zaten. Testten sonra gideceğiz değil mi? İbi bobo. Bibi bobo, bibi bobo, bibi bobo, bir şey diyecek misin? Seni izleyenlere bir şey diyecek misin? Demeyecekmiş. Demeyecekmiş. İstememiş. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim abi. Nasılsın? İyiyim. The man. The Sizi myth. gördüm, daha iyi oldu. Neredeydin? Nereden geldin? Kahveden çay içiyordum. Gerçek kesit çok güzel bir bölüm atarsanız belki yani öyle çok ulan bu bölüm de öyle bir bölüm ki. Sizin beni ziyaret edeceğinizi zaten biliyordum. Abim sağ olsun dedi. Ben de geldim. Bir gideyim bakayım gelmişler mi İsmin diye. neydi? Ziya abi. Abi. Gerçek ismin? Yok onu diyemem. Gerçek ismi Yavuz. Evet tamam. Çok sık. Dur bir dakika. Altın kontentimiz var onu da hemen şöyle bir. Bugün renkli bir... Allah kahretsin ya. Gerçek ismini... Onu diyemem. Batman kıyım. Biz de söylemiyor. Bana söylemiyor. Sıkıntı olur mu? Yok. Yok baba senin için sıkıntı olmaz. Ya bir asker kaçaklığı falan yok. Yok baba. Tamam. Canım yani. Yani yok. Millet bana ismimle hitap etmesini istemem. Yani Siyah adam. O tabii. O senin lakabın. Mahla. Aynen. Ben merakımdan sordum. Mesela benim Şimdi adım bak ben... Testo değildi o. Şeyler söylemiyoruz da videolarda. Yani gerçek ismi Yavuz. İstersen abi. Yo yo sıkıntı olmaz. Yo yo. Gerçek ismi Yavuz mu? Oğlum dedi niye dediler? Yapıyoruz da videolarda. Yani gerçek ismi Yavuz. İstersen abi. Yo yo Burnumu sıkıntı olmaz. silemem Yo şu yo. an. Sen çıkmak istemiyorsun ya. Talebi bekle. İlla burada çıkarsın. Ben kurguda sıkıntı yaşarım. Baştan şey yapabiliriz istersen. Hanımefendi yeniden girsin ikisine. Nasıl? Tamam. Öyle de samimiyet gider ya. Yani. İstersen sen kameranın arkasına geç. Mahsur Tamam. olmazsın. Bu adam yavan hiç sıkıntı değil. Kardeşim Şeyde siz de öyle sıkıntı bakma. Abi. Yavaş mı? Yeniden gireyim mi? Yok sen dur orada. Yok senlik bir şey yok. Ha, O çıkmak istemiyor musun? Herkese yavaş demeyin. Biz konuşalım. Yani... Sesle şöyle geç kalsın. Tamam, şey Aynen kalsın. Böyle gel daha rahat böyle konuşuruz. Yani daha rahat olur. Ne sorarsa cevapla. Merhaba. Yani ben nasıl buldum? Nasıl yani şey yaptım? Gerçek ismimi söyleyemem ama Yavuz. Bu adam bilmeyenler var. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam siyah adam. Siyah adam sana davulcu olmasın ya. He kardeş ekmek parası ne diyeyim. Etem gece gözüm görmüyor da sigaramı yanmaya. Sende ateşli çakmağın var mı? Oo tam yöne geldin. Bir bakabilir miyim biraderim? Tabii kardeşim ben sana göstereyim. Oo hepsi Bak bunlar. Süper. Hepsi süper. Fiyatı ne kadar kardeşim? Bunun fiyatı 400. Şunu diyorum. Abi ne yiyorsun yeşil Oğlum, yeşil fasulye mi tamam. yiyorsun? Tamam onu da sana göstereyim. Özellikle. Eda meme. Özelliklerini göstereyim. Bak. Vay yavrum. Rüzgarda vay. Hiçbir zaman çok, sönmüyor. Çok güzel. Fiyatı ne kadar kardeşim? Bunun fiyatı 400. Hemen onu Eda paketle meme, kardeşim. Eda mame. Hemen paketliyorum. Eda Bu sana çünkü lazım oluyor. Duyduk duymadık demeyin. Kokustan saate bekleriz kardeş. Bu adam bu abi. Merhaba adam. Merhaba kardeşim. Hoş geldin Seyhan adam. Hoş bulduk. Ya ben internette gezerken cüzdan
cüzdan sitesine girdim de kopistan saatten almamı çok rica ettiler. Mordecai Rigg bir gerçek versiyon gibi. Cüzdanlarınızın fiyatıyla cüzdanlarınıza bakma şansım var mı? Var kardeşim. Bak cüzdanlarımız bunlar. Evet efendim. Hakiki deri. Ömür boyu kullanabilirsin. Evet efendim. Ben sana fiyatını söyleyeyim. Evet. Fiyatı abi sari bir gün koltuğu asik oldu bu bolumu buldum uyar mı? Fiyatı da söyleyeceğimi. Şunun fiyatı ne kadar abi? Onun fiyatı 600. Bunun paketler misiniz? Tabi. The parasite enters through the gills and clamps on. Break the shit. Nasıl keşfettiniz? Instagram'dan. İkinizi. Evet. Nasıl keşfedeceğiz? Sosyal medya, Instagram'a video atıyorsun. Biz hep böyle birbirimize anlaşıyoruz. Yani muhabbet ediyoruz. Şahamız oluyor. Şaha yani o ağlıyorsa beraber ağlıyoruz, gülüyorsa beraber gülüyoruz. Yani biz bununla özü kardeş gibi olduk yani. Kaç yıldır tanışıyorsunuz? Benim yani biz çok eskiden tanışıyoruz. Bayağı oldu yani. Yaşlar kaç abi sizin? Benim yaşım 34. 26 benimki de. 26. Güzel bir yaş aralığı var, iyi anlaşabiliyorsunuz. Bir de siz burada maaşlı çalışan personelsiniz, doğru mudur? Doğru. Evet. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Yani benim hemen hemen asgari ücretle yakın diyelim. O civarlarda. Tabii tabii söyle abi. Yeri çalışıyor da, Türk sadece video çekmeye geliyor. Ben normalde... Anladım. Ben başka yerde çalışıyorum. Şimdi ben normalde sabitim ben burada. Kendi sabitlerim. Arkadaş da başka bir yere çalışıyor. Siyah adamda. Bazen video falan çektiğimiz zaman arıyoruz, geliyor, bizim çek gidiyor. Sen seviyorsun burayı. Ya burayı yani hem seviyorum bir de insanlarım asgari ücrete yakın daha da çok seviyorum. Yani gülüyor ya, mutlu oluyor ya. O daha da benim hoşuma gidiyor. Buralı mısınız? Ben buralıyım, doğumluyum. Tokat'ta zaten çok şey yok. Kanka çekme. Çekme sakın. Çıl şuradan. Kesinlikle. Çıl şuradan ben sinirlendim ben. Çıl şuradan. Şey yapma. Ne oldu lan? Tokat'ta zaten çok şey yok. Kanka çekme. Çekme sakın. Çıl şuradan. Kesinlikle. Çıl şuradan ben sinirlendim ben. Çıl şuradan. Şey yapma. Şey, altın bilezik de satıyorsunuz. Evet. Bunlar kaplama diyelim. 22 ayarında kaplama. Hı-hı. Tam altın değil. Tam yani, altın değil. Yani altın suyu. Yani çoğu kişiler gerçeğe benzetiyor. Burası bir saati değil de kuyumcu tarzı olarak benzetiyor. Bu tabi benim bileğim olmaz değil mi? Ne altın ya? Sizin bileğimde biraz yok, olur. Yok kardeşim. Olmaz. Onlar bayanlar için de. Evet. Yani yanlış anlama, sen ben öz kardeşim gibisin. Evet. Şimdi bunun bayanla yani erkeğin şey var mı? Erkeğe altın haram zaten. Yani. Ben ebat olarak var mı diye sordum. Yoksa ben takmam zaten. Ha? Ebatı sen biraz bana tutuldun gibi geldi. Yo. Öyle bir şey değil. Sakızdan gıcık atayım mı? He. Atayım mı sakızı? Yo, atmana gerek de yok. Sakızdan gıcık kapıyor mu? Ebatı atmanı şöyle. Bir sipariş verdiğimiz zaman ebat olur. Böyle sakızı atabilirim çok. Yo baba yo, keyfine bak. Yo sorun yok. Keyfine. Yo gıcık kapıyorsan şey yapayım. Çöp var mı abi? Atmana gerek de yok. Ertem abine yardımcı ol kardeşim. Arka kapımızın arkasında nerede? Bir de senden ben bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Kameramanın önünde benimle bir resim çekilir misin? Bitsin çekimimiz, yapalım. Yok yani, kamerada da gelmiş. Olur, tamam. Gel. Ertem Bey bizi bir çeker misin kardeşim? Tabii. Evet, sonunda kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben bir saat almak istiyorum. Saatimi de yeni kaybettim. Casio kullanıyordum. Sonunda kaldığımız yerden devam edelim. Ne verirsin abi? Casio tarzı, metal tarzı olarak mı? Canim biz bu adama yavaş demeyeceğiz de kim edeceğiz? Mesela örnek biraz vereyim. Biraz yavaş bir abimiz evet. Bu tarz gibi mesela. Ama benim anlamadığım bir şey var. Senin gözlerin her şeyden güzel ama. Benim gözlerim. Hı-hı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şöyle... Ha? That's gay. Çok güzel. Bu tarz gibi mesela. Ama benim anlamadığım bir şey var. Senin gözlerin her şeyden güzel ama. Benim gözlerim. Hı-hı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şöyle ben size vereyim. Evet.
Anlatsam olsun size. Çok ya güzel. Yaşıklı adamsın, karizmatik adamsın, kaslı adamsın. Bununla mı güzel? Abi bu geylikten daha gay. Yani bu nasıl olur? Çok ya yaşıklı adamsın, karizmatik adamsın, kaslı adamsın. Bununla mı güzel bir arkadaş olsun? Jelatin... Çıkarmışsınız, çıkarmışsınız. Paketle kardeş, hediyemiz olsun. Yok, hediye olmaz. Kaç para bu? Efendim bey, önerir misin? 1000 lira vardır. Yok, 1000 lira değil. O 300 lira fiyatı. Ciddi misin ya? Evet. Hı-hı. Yani normalde biz bunu 450, 500'den aşağı vermiyoruz. Ha, bana özel. Size özel, evet. Teşekkür ederim. Yani bizi ziyarete gel... Efendim bir dakika, bizi ziyarete geldiğiniz... Adam konuşmuyorduk ki, adam konuşmuyordu. Koyayım ya oğlum. Adam konuşmazken adamı niye susturdu ya? Zaten adam bir şey demiyor. Ha, vermiyoruz. Ha, bana özel. Size özel. Teşekkür ederim. Yani bizi ziyarete gel... Efendim bir dakika. Bizi ziyarete geldiğiniz için, o kadar yol yürüdüğünüz için indirim yapmak zorundayım. Yani yapmazsam bunların satışının ne önemi var? Çok teşekkür ederim. Yeter çok ki ücretsiz. Senin gibi güzel kardeşimi mutlu etmek benim için. Teşekkür ederim vallahi. Çok o senin güzelliğiniz. Çakmaklarınız var. Mesela evet, sayfanızda şunu gördüm, şu çok hoşuma gitti. Kadın şu kadın çizmesi var ya. Ha evet. Hiç görmedim. Güzel bir hoştur bu şekilde. Bayan bayanlar için daha kullanışlı. Bu tarzlar. Bence bunda cinsiyet fark etmez ya. Yani fark etmiyor daha doğrusu da. Erkek tarzı olanlar bayanlar için alıyor. Kadınlara hediye olarak alıyor. Evet, aynen öyle. Mesela yani bir dakika tam. Mesela sevgililer günü ya kardeşim. Evet. Mesela ne hoşuna gidiyor karşındaki kızın, bayanın pardon. Mesela bana diyor ki hayatım çamı al ya da sevgilim çamı al. Adam ilk kez herhalde bayanla düzelten birini gördüm. Bayanım pardon. Evet. Mesela ne hoşuna gidiyor karşındaki kızın, bayanın pardon. Mesela bana diyor ki hayatım çamı al ya da sevgilim çamı al. Geliyor buraya, bunu fiyatını soruyor. Bu kadar diyor. Mesela indirim yap diyorlar ya. Evet. Hele ki bana. Tamam kardeşim, şu fiyatı olur diyor Mensun. Adamla diyor, siyah adam, iyi ki varsın paketle diyor. O da benimle makara kukara geçiyor. Ben nasıl geçiyorsam milletle. Şu mesela timsah yani model abi, onu bir çıkartır mısın? Bu mesela çok tabii, çok sık rastladığım bir model. Buna bir de iyi değil diyorlar. Doğru mudur? Dandik diyorlar biraz bu modeli. Ne ya? Yani bu şuna model değil. Bir dakika efendim. Ver baba şunu. Yani biz buna dandik diyoruz ya. Yani ben bunu satsam ne, satmasam ne. Niye biliyor musun? O kadar insanlar yani bizi izliyor. Yalan yani, yalan söylemiş olsam ben bunu buraya koymam. Edemem bir dakika. Anladım. Sence iyi bir ürün mü? Kardeş, iyi ürün olmasa benim buraya koymam. İmkansız. Ya abi sen burada çalışmıyorsun. Öteki tarafta nasıl cevabını vereceğim? Yok o kadar değil yani, şey olarak dedim. Kullanmana bağlı kardeşim sen. Kazımalı mı? Oğlum bu adam burada çalışmıyor da hani. Evet, aynen. O farklı. Ya bu da onun farklı bir rengi. Aynı model ama farklı bir rengi var. Evet. Bir de size bir soru sorma şansım var mı? Tabii. Yani şimdi milletçiler, ben canlı yayın yapıyorum da. Millet yani bunu bütün Türkiye izleyecek. Ben yani izle görsünler diye diyorum ben bunu. Millet Kops'tan ürünü şöyle filan. Kardeşim sen buradan bir ürün almadın ki sen Kops'tan'ı götürüyorsun. Evet. Sen buradan bir ürününü alacaksın. Ondan sonra iyiyse iyisini en son affedersin Bagyan diyen birini en az yani 15 sene önce falan duymuştum vacacaca. Gelin bir de alın, bu yavaş adam bunda calismi neden konuşuyor? Paranızı geri ben vereceğim. Siz Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor musunuz? Ben de onu merak ediyorum. Türkiye'nin her yerine bizim kargomuz mevcut. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Bıçağa ihtiyacımız oluyor bir şeyleri kesmek için. Evet. Bir bıçak satın almak istiyorum. Evet. Keskin olsun ama çok da tehlikeli olmasın yani. Ya bir yerime gelince beni kesmesin. Usta sana bir şey diyeyim mi? Bıçağın tehlikeli diye bir şey yok. Bıçak bıçaktır. Yani ne diyeyim size? Bak yani ben bunun gözüne girmek için ne demiyorum? Mesela şu bıçak değil mi? Evet. Buraya koydun. Bir de sustalı. Yalan yanlış. Elin kaydı yanında. Zaten bu adam bu bıçakta görevi bu. Yaralamak, kesmek. Yani anladım ben seni. Bıçak alıyorsan katlanacaksın. Aynen. Şimdi demem bak, o yani. Şimdi mesela bu elini açmalı bıçağımız. Çok narin ve naziktir. Bir de bunun büyük tarzı var. Adama kör bıçak vereceğiniz a**ıymış işte, bu kadar basit. Bu kadar basit yani.
büyük tarzı şu. Onlar daha güzel abi. Evet. Bence. Yani şu hem de mesela bak açtığın zaman yanma açılıyor. Bu şekilde yaptığım zaman otomatik açılıyor. Bunlar daha iyi bence. Daha ağır. Bir dakika etem evet, etem. Bir dakika patörü? Dur sana etem. Bunun kapatması şu. Bak şurada düğmesi var. Kan oluğu var. Bunlar yasak değil mi? Cepte taşıması. Nasıl kapatıyor? Şurada şey var ya. Bunun kapatması şu. Onun olmaması lazım. Bak şurada düğmesi legal var. Legal taşıyabilmek için. Düğmesinden basıyorsunuz. Bu şekilde. Aynen bu şekilde kapatıyorsunuz. Vallahi eline hangisi yatkın geliyorsa bil ki o senin için iyidir. Benim en, yani ben bıçak kullanmayı da sevmem etmem ama benim önüme bu bıçak tam oturdu. Genelde ben bıçağımı silahımı şöyle... Yasak da kime yasak mı? Yani... Çevirmede çıkarsa falan yasak yani işte. Ne şeyler kullanmıyorum da. Ne kullanıyorsun? Hiçbir şey. Yani boş mu böyle? Ben yumruğuma güvenirim, bıçağa, silaha güvenmem. Ya biz... Yani çok kavga... Ben yumruğuma güvenirim, bıçağa, silaha güvenmem. Ya biz... Yani çok kavga dövüş falan oluyor ya. Ya ben yani kavgayı falan sevmiyorum. Yani ortaya aile girerse ben yani bu şekilde olmuyor. Anladım. Ailevi değerler olunca yani kendini kaybediyorsun. İnsanlar ailesine küfür ettirmeyi sevmez. Hiç kimse sevmez. Tokat Wasteland gibi bir yer abi. Zaten kim sorgulayacak eten bir derken. Normalde kavga güzel bir şey değil. Bir şey değil. Aynen. Ya ben normalde kavgaya karşıyım. Tabii adam sadece adam yaralama aracı olarak göründen dolayı bıçağı böyle bir muhabbetlere şey yaptı. Testo sadece elma kesecekti aslında. Ama oturup düzgünce, sakince konuşursan hem onun gönlünü almış olursun hem kendi nasıl geldik oğlum bu konuya? Buraya gelen biriyle böyle bir olay yaşadınız mı? Buraya gel etem bir dakika. Buraya gelen biriyle öyle bir olay yaşanmadı. Yani nasıl diyeyim size? Yani ben o kadar fazla konuşmayı da seven insan değilim ama yani sırf sizin için konuşuyorum. Adam buraya geldi. Sizin için eyvallah. Abi diyor, çamağınız var mı diyor. Zaten ben bu adam makara kukara yaptığını biliyorum. Var kardeşim diyorum. Saatiniz var mı diyor. Kardeşim Allah yolunu bahtını açarsın. Niye öyle diyor? Çünkü sen benimle şu... Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun dedim. Nasıl yani? Yani ben... Adam soruyor, çakmak var mı, saatiniz var mı diyor. Var diyeceksin, bakabilir miyim diyecek. Böyle alışveriş böyle olmuyor. Efendim, ben mi? Ben mi yanlış biliyorum bir şey yani? Girdiğin bir dükkandan bir şey alacaksan öylesine mi sorarsın yani saatiniz var mı? Bilemedim yani mevzu çık. Hani adam direkt saatlerin oraya gidip bunu alacağım mı desin? Yani video için dalga geçiyor. Evet o olabilir. Doğru diyorsun. Adamın video çektiğini unuttum. Ben seni ya dövsem ya alasam elime ben ne geçecek? Millet beni kötüleyecekler. En iyisi senin yoluna bak, işin gücünü rast gelsin. Ben de satışıma bakayım. Ama onlar da öyle video çekiyor ki yani. Densiz ya, densiz insanlar. Yani bu. Anladım abi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben normal... Şimdi şöyle bir şey var. Çocuğun kollar façalı mı lan? Şöyle bir şey var. Ben normalde canlı yayın açıyorum. Benim arkadaşım canlı yayın açıyorum. Ethem diyeyim bir dakika susar mısın? Ya adam Ethem lan fazla kesme. Arada odalamışsın. Tamam. Abi soru sordukça cevapla. Şimdi arkadaş canlı yayın açıyor. Canlı yayın açtığım zaman Ethemciğim bir dakika. Normalde siparişi ben veriyorum. Kendi telefonumu vereyim doğrusu. Siparişim ya bana geliyor. Ne anlatıyorsun geliyor. Sen burada calismiyorsun bedava mey yapıyorsun bunları. Oğlum sakat bir adama benziyor. Bu arada bir şey diyeyim mi? Biraz böyle... Çoğu kişi affedersiniz dalga geçiyor. Kardeşim siz sipariş vermek için mi aradın? Mez attın? Ya da... Adam bilinen meziyor Thomas Shelby. Şundan alıyordu. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Amına kodanı tutturum böyle. Dalga geçmek için mi? Hangisi? Şimdi bir de tanınıyorsunuz ya artık. O yüzden arayan çok oluyor. Arayan bayağı oluyor. Ama ilk defa ne zaman susturur? Ethem'i susturmamak için çok zor duruyor. Instagram sayfam olduğu için bir tane saat sipariş verdim. Direkt arkadaşa gönderdim. Arkadaş sağ olsun parayı gönderdi. Memnun kaldı. Evet.
İşte arkadaşlar ben yazdım ki kardeşim saatimizde memnun kaldın mı? Abi çok teşekkür ediyorum. Memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Adam buranın tişörtünü giyiyor sonra burada calismiyor diyorlar. Herif yavaş diye miltliyorlar gibi. Ben de anlam veremiyorum hiçbir şey. Arkadaşlar ben yazdım ki kardeşim saatimizde memnun kaldın mı? Ne anlatıyorsun? Abi çok teşekkür ediyorum. Memnun kaldım. Çok hoşuma gitti saatim. Tekrar size sipariş verebilirim de. Burası neyi meşhur? Tokat'ın neyi meşhur? Kebaba. Kebaba. Kebaba meşhur. Kuzu eti yenir mi burada? Yenir. Yenir. Kuzu eti yenir. Mesela nereye önerirsin? Kebabı en güzel yapan yer of. İki yer var. Biri Yemek Dünyası, diğeri de İş Yeri Petrol. İş Yeri Petrol. Evet. Tamam. Ben günübirlik geldim de dönerken burada biliyorum. Ondan sonra. Bir sıkıntı sinema. Yok. Siz yani. Ne zaman gelirsiniz? Gelin. Her türlü şekilde ben size misafir ederim. Teşekkür ederim. Çayımı, kahvemi ikram ederim ben size. Güvenlik kamerası da var, değil mi? Orada var. Yani, evet. Normalde güvenlik kamerası şu anda aktif halde değil. Takladık ama. Yani şu an çalışmıyor. Şu an çalışmıyor. Şu an aktif halde değil. Sıkıntı ama. Öyle değil mi siyah adam? Burger King'de ya ben bu adam yani. Niye siyah adam ya? Sana... Herkes siyah giydiği bir yerde nasıl siyah adam olabiliyorsun? Yok kardeşim zaten... Ben de bunu anlamadım. Bazen ya. Ben de geliyorum buraya yardım etmeye yani. Kendisi halamın oğlu oluyor. Batman. Yardım etmeye geliyorum. Şurada duruyorum en çoğuta. Yani millet bir şey çalıyor mu, hırsızlık yapıyor mu diye. Sen normalde buradan önce ne iş yapıyordun? Ben yani... ben barda çalışıyordum. Nerede çalışıyordun? Bar. Tokat'ta? Hı hı. Var mı burada bar? Gece kulübü tarzı bir yer mi? Hı. Ne yapıyordun? Garsonluk. Yani müdür. Öyle değil. Garson. Garsonluk yani müdür nasıl oluyor? Çok ikisi de çok ayrı rütbeler ya. Garsonluk mu müdür mü? Müdür. Bazen eleman olmadığı zaman yardım ediyordu. Genelde müdürüm ben. Anladım. Oranın demirbaşı gibi bir şey. Aynen. Güzel. Güzel olan orada değil de güzel olan senin konuşma tarzın bah. Dik aman. Dayanamıyorum ya. Bu adam Metçi diyorlar abi. Niye yavşıyor ya? Güzel. Güzel olan orada değil de güzel olan senin konuşma tarzın bahiş yap. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şey değil. Teşekkür ederim. Bu da sana siyah adam misal olsun. Çok sağ ol. Güneş gözlüklerimiz nasıl abi? Güneş gözlük ama şöyle bir şey var. Daha iyi, daha kalitelisi. Mesela şu tarzlarımız bunlar kaliteli. Mesela şu camdaki olanlar kaliteli. Evet. Kaliteli markamız. Normaller de var. SGX. Yani şundan mesela normal tarzlarımız. Çok çeşit var bir de ya. Bunu nasıl açıklıyorlar mesela? Burada böyle çekilecektir. Hani bunu nasıl açıklıyorlar? Bayağı var. Hala nasıl diyeyim ben size geliştirmeye devam ediyoruz. Breaking Bad açıları. En ya. Çok sözünü keseceğim özür dilerim. Pardon ben. En çok ne satılıyor burada? En çok normalde gözlük. Gözlük. Gözlük yürüyor. Yazın gözlük yürüyor. Kışında cüzdan, kemer. Yani bu yavaş adam net kaybarda çalışıyor. Vallahi, hatta kendi evet, acımış falan. Pestik. O yüzden hem garsonu hem de muduruyor. Peki yüzüklerin böyle bir insan ruh halini iyileştirdiği, bir enerji verdiği sence doğru mu? O taşlara göre. Senin bir firman mı? Baba şimdi... Ethem bir dakika. Şöyle bir. Şimdi... insan yüzüğü de takıyor ya. Evet. Yani... insan yüzüğü mü? Gurur duyuyor. Şöyle gurur duyuyor. Şimdi geçen gün adamın oğlu geldi buradan da yüzük aldı. Yalan söylemeyi de sevmem. Yüzüğü aldı beni görmedi yalnız. Siyah adam nerede, şu nerede, bu nerede. Estağfurullah abi niye yalan ben söyleyeceksin ya? Sadece şurada oturdum. Adamın biri der ki siyah adam işte şöyle şöyle yerde çalışıyor. Tamam dedim. Peşinden ben gittim. Kardeş yüzüğüm yiyeceğim işte. Nereden aldın dedim.
İstanbul'dan sipariş ettim. Dayol dedi. Bana desene dedim. Ondan sonra dedim ki kardeş bu kopsan saatin yüzüğüne verin. Eten bir dakika kardeşim. Beni kandırırsın ama. Allah'a kandıramam. Allah'a kandıramam dedim. Böyle de çıkma milletin karşısına dedim. Nasıl yani dedim. Her şeyin bir sebebi vardır dedim. Beni kandırsan, onu kandırsan Allah'a kandıramam dedim. Sigara içiyor musunuz? İçiyorum. Ben içiyorum. Yalan yok. Sen? Ben kullanmıyorum. Sadece sigara içiyorum. Daha başka bir şey içmiyorum. Valla. Yemin miyim? O zaman iyi. Benim en sağlıklı içeceğim. Niye öyle durduk yere bir anda? Buna yemin etti ki. Şey, sudur. Yani. Bak ikisi de o kadar ilginç karakterler ki bu arada bir şey diyeceğim. Bu adam da çok garip ya. Bu adam da çok ilginç abi. Yemin miyim? O zaman iyi. Benim en sağlıklı içeceğim şey, sudur. Yani. Elini sıkacak değil mi? Allah aşkına elini sıksın. Yani içiyorum diyorum ama sigarayı kesinlikle içmeyin. Niye içmeyin? Yarın bir gün nefesiniz daraldığında siyah adam doğruyu söylüyormuş dersiniz yani. Şey soracağım abi, Gobistan ya. Gazi İkisi de yavaş ama siyah adam daha yavaş evet, yani. Evet, evet. Gazi Osman Paşa, İstanbul'da İstanbul'un kısaltmışı. Ha öyle oldu. Şimdi onu ben buldum. Kimse onu bilemiyor. Öğrenmedi. Hatta ben arkadaşa dedim ki Kopistan yani Gazi Osman Paşa İstanbul. Güzel. Akılda kalıyor. Bizimki öyle oldu. Çok saat çeşidi var. Çocuklara uygun şeyler de var mesela. Çok yani, hoş. Elbette. Saatlerimiz var çocuklara göre yani var da var. Ha bir de İnanılmaz. Tanesi ne kadar bunların sözünü keseceğim gene? Önemli bir sıkıntı yok. Estağfurullah. Yok meraktan soruyorum. Adam 3 kere mahcubiyet kelimesi kullandı. Tanesi 150 değil mi? Tanesi 150 evet. Yani mesela çocuk isteyenler saat istiyorum işte anne baba git yani buraya getiriyorum çok uygun fiyata ben veriyorum ben bunları çok da kızım ve o eke tarzından hoşuna gidiyor kız çok önemli çok an yani ben bu arada da şöyle kız çocuğuna eke çocuğuna ben çok seviyorum. Herkes sever abi kim sevmez çocukları. Çocuk sevilmez mi kardeş çocuk evin neşesidir. Peki şöyle sevilir. Bir şey sorayım. Çocuk mu, yavru hayvan mı? Hangisini tercih edersiniz sevgi olarak? Vallahi ben normalde ikisi. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim derken? Yani hem çocuk hem de yavru hayvan. Birini tercih ederim. Evet, ikisi birini olursa olmaz. O zaman çocuk diyelim. Sen abi? Hayvan. Ben de hayvancıyım. Çünkü çocuk aç otçana ısındığım için. Hayvana baharsın, sevabını alırsın. Hayvanı korursun, o karşısındaki hayvan da seni korur yani, düşkün olur. Çocuk sahibi olmak istiyorsun çocuklarım. Evet. Var mı evlilik falan sizde? Valla bende şu an yok da ben hala bakarım. Yani nasibimi arıyorum, inşallah olur. Eğer olursa işte çocuk sahibi olmak istiyorum. İnşallah olursun. Olursa benim için bir koyun kesersin o zaman, adak alarsın. Aynen. Burası patronun yeri. Evet, burası patronun yeri. Hem patronun yeri hem de normalde kasamız. Kızı diyelim burada. Ha, ödemeyi buradan alıyorsunuz. Evet, ödemeyi buradan alıyoruz. Oturabilir miyim? Tabii estağfurullah. Şu şeyi hep merak etmişimdir mesela burada. Oturan adamın rahatlığını. Burada bir laptopumuz var. Bir davetiyemiz var. Rabia ve Ali. 15 Eylül 2024. 15 Eylül'ü geçtik. Yarın. Aa yarın. Yarın evet. Elite Garden düğün salonu. Gidecek misiniz? Ben tanımıyorum ki. Valla. Tanısam giderim de. Yine de giderim. Benim vaktim olursa giderim. Mutluluğunu görmek için buradan giderim. Abi Ali çiftine o zaman mutluluklar diliyoruz. Dünya yani dünya bir ömür mutluluğunuz daim olsun. Allah hep mutlu etsin. Neşenizi arttırsın. Kötü yapmasın. Bir hastalıkta da kocarsınız inşallah. Ne güzel söyledim valla. Güzel olan teşekkür benim ederim. Güzel olan seninle bağışacağım. Teşekkür ederim. Beni yapmış mı? Senin kız arkadaşın falan? Var. Var. Var evet. Ciddi mi düşünüyorsunuz? Ya şimdi abi şöyle diyeyim sana. Yani düşüneceksin. Bağabilir miyim, bağlamam mı diye biriktirim yapacaksın. Ben biriktirim yapıyorum şu anda. Yani el kızın ayazı etmek istemiyorum, gururuyla oynama istemiyorum. Yani nasıl diyeyim sana, param bol olur. Her ihtiyacını alabilirsin, tamam ona bir şey diyemem. Ama
Bugün var, yarın yok olursa bir kere kızına yazı edersin, hem de küçük düşürürsün. Ailenle mi kalıyorsun? Aynen. He. Ailemle kalıyorum. Kirada mısınız, şeyde misiniz? Kira. Bu arada benim de size bir küçük bir hediyem var. Ne? Onu da unutmadan. Huni en basit mı? Soruyu bile çok he? Derin Huni. Anlatıyor. Huni. Şey, deliler kafasına takıyor ya. Hayır. Ondan yok ya. Sadece Huni, bir de soğuk su veya soğuk süt lazım. Soğuk su. Soğuk su. Protein süt. Geliyor. Olur, su da olur. Soğuk su olabilir. Huni. Bu da olur abi. Bir çalkalama şansımız var mı bunu? Lavabo var mı? Paket. Karşıda ben çalkalayayım yani. Tamam. Pakette. Bu fena bir şey var. Çok ne? Beğeneceksiniz. Kokonatlı. Hindistan acevi sever misiniz? Ya sıkıntı yok. Ben severim yani. He, bir de sana şunu demek istiyorum. Ben süt sevmiyorum. Suyla yapacağız zaten. Ne suyu yapmaya karar da bir anda böyle her şey çok ciddi bir şey açıklıyor yani böyle çok önemli, çok ağır bir şey açıklayacak gibi. Tamam, fark et. Sana şunu demek istiyorum. Hindistan acevi sever misiniz? Ya sıkıntı yok, ben severim yani. He, adam bir de sana çok şunu demek istiyorum. Ben süt sevmiyorum. Suyla yapacağız zaten. Tamam, fark et. Ben çocukluktan belli miydim? Fark etme, sevmiyorum. Kamera rahatsız ediyorsa biraz... Yok yok, bir sorun yok. Yani, gerçi süt de... süt sağlıklı. Zaten... Sağlıklı. Süt zaten bebekken içilir. Aynen. Mesela yetişkin bir insanın süt içmesi çok da elzem bir şey değil. Şimdi bana deseler ki siyah adam sağ 10 trilyon para bir yudum çek deseler. Süt kabul mü? Kabul etmem aynı. Sevmiyorum çünkü midem bulanıyor. O süt içiyorum ya bir ay iki ay bir şey yiyemiyorum. Herif çok Ali Çigozu'yla bakıyor ya. Yani, nasıl koyayım ya what the fuck ya. O süt içiyorum ya bir ay iki ay bir şey yiyemiyorum. O kadar diyorsun. Aynen yani. Sen de alkol var mı? Abi şarkıcı yok. Olmuşsun hayırlı olsun. Her yayın böyle söylesen sonra parayı 6 ay biriktirip vadeliye koysan. Oğlum ne alaka ya? Gidin ya yat. Ay. Dünya Allah belen versin alkol yok. Sen de sigara. Bir de arkadaşlar bir de şunu demek. Bir dakika alkol içiyor muymuş ya siyah adam? Aynen yani. Sen de alkol var mı? Yok. Dünya Allah belen versin alkol yok. Sadece sigara içiyorum. Bir de arkadaşlar bir de şunu demek istiyorum. Benim hakkımda kötü düşünüp yorum yapmayın ya. Olmadığı şeyleri kullanıyor yazıyorlar. Millet de ben de. Evet onları yazmış. Bu arada bunu diyorum. Ben bir şey içmiyorum. Sadece sigara içiyorum. Seni de görüyorum. Bir de çay içiyorum. Yememi yiyor. Doğru mudur abi? Evet. Sen yakınısın. Abi lütfen sadece söyle. Ya sadece. Oğlum. Sigara iç. Yazık günah lan adama. Sigarayla. Şey yapıyorlar. Ben yemek var mı? Yemeğe az yiyorum. Yani yemekle benim bilgim yok. Bir koklayın. Nasıl ya? Hiç yemek yemiyor mu? Nasıl? Senin kokun gibi kokmuyor yani. Dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Niye ya? Niye ya? Niye abi? Niye? Neden kokuyorum? Senin kokun gibi çok kokmuyor yarınlar. Bir şey açıklamak istiyorum. Lütfen beni seven, sevmeyen varsa benim hakkımda öyle yok onu içiyor, yok bunu içiyor demeyin. Bana arkadaş da sordu bir şey içiyor mu diye. Sadece benim içtiğim şey sigara. Ben yorumlardan etkilendim, şey yazmışlar. Git son dono söz daha fazla spam yok. Satisfactory var mı bugün ona göre biraz geç intihar edeceğim. Var. Milyonerli. Metiço yazmışlar. Ben de dedim ki polise sordum bugün. Abi dedim sağ bir şey söyle. Sana bir şey soracağım. Çok olmuş abi. Acil bir yapacağız. Biraz olur. Boşaltsan. Şimdi polislerle de aramayınca çok güzel. Abi dedim sana bir şey soracağım. Met ne ki dedi. Siyah adam Met'in ne olduğunu bilmiyor mu? Yok uyuşturucu ya kardeşler. Bu millet bana niye Met içiyor yazıyor. İşte kafana dahma diyor. Yani yeter bir de abi. Şunu açıklamak istiyorum. Kardeşim ben Met filan içmiyorum. Arkadaşa zaten ne içiyorsun dedi. Arkadaşım da söyledi. Sadece sigara içiyorum. Ne olursun beni siyah seven de olsun, sevmeyen de olsun, öyle met kullanıyor falan diye yazmayın. Döküldü biraz abi ya. Onu... Yok önemli ya sıkıntı. Islak metini de silelim de satılmaz o yüzden. Protein tozlu cüzdan. Paketle.
İnsanlar bile ben şöyle sildiğin zaman şu kardeşim şöyle bir şey var. Merhaba diyor ya, millet ona alışmış. Evet. Tamam. Kıl oldu, hiç sevmedi. Hiç sevmedi. Şöyle sildiğin zaman şu hiç sevmedi. Merhaba diyor ya, millet ona alışmış. Evet. Tamam. O beğenmedin mi? Sağ ol günlendi. Harbi mi? Bir iş abi. O kadar kötü değil ya. Abi suyla protein tozu da hiç olmaz ya, böyle hani içecek niyetine hiç olmaz yani. Niye, sen şunu tekrar doldurur musun? Sen zahmet. Kötü ya. Süt de okey. Canım sahibi sanki bu yavaşları kullanıyor gibi geliyor. Az para vererek isticali istiriyor gibi. Bir, evet abi, video çektiriyor, satış yaptırtıyor, reklam meklam. İçimizde bardağı. Ağzından ağza içmiyor musunuz? Yok, bizde öyle yok. Huyu yok. Kardeşlik hali, arkadaşlık hali de öyle ağızdan ağız olmuyor. Öpüşmüş oluyorsunuz teorik olarak. Burada adam için yana düştüğün yok. Çok derdi. Güzel bu. Çok güzel. Arkadaşlar benim beğenip beğenmem önemli değil. Abi bir hayal ettim de oraya gidip sadece bir soru soracaksın. Yani böyle cüzdanlardan hangisini tavsiye edersiniz? Bu soruyu sorduğun anda orada 1,5 saat kilitlerler seni. Yok. Derdi. Çok güzel bu. Çok güzel. Arkadaşlar benim beğenip beğenmem önemli değil. Sigarayı içiyorum, ağzımın lezzetini bulur. O yüzden arkadaşımın getirdiği şey çok mükemmel bir şey. Evet. Yani sanmayın ki siyah adam bu, şu demeyin. Yani kardeşim bana iş diye teklif etti. Allah razı olsun, Allah anasının babasının ailesinin ömrünü uzun etsin. Şurası... Oturma ya. Bura... Bakabilir miyiz? Oturma... Tabii. Bakabilirsin. Klima da fena çarpıyor burada. Kimle konuştu ben anlamadım dedi. Evet, klima. Ya burası hem depo gibi bir şey değil mi abi? Ya onun gibi hem nasıl diyeyim, hem oturma yeri, misafirlerimizin oturma yeri. Oo. O şekilde. Burada hem bizim yemek yediğimiz yer bu masa. Hem de saatlerimizin tamir ettiğimiz kesin bu adam masa başka bu. Bir şey içiyor burada çok fazla. Biraz karanlık başka işler şey dönüyor mu ara sıra? Yok. Yok, bunda öyle bir nasıl şey olmaz. Nasıl sas ya? Bence hiçbir şey içmiyor abi. Düzüz öyle. Öyle karanlığa işlenmişlerin arasını tutabilirim. Ben şu poşetten de bir 10 tane alabilirim ya. Al, sıkıntı yok. Alabilirsin. Canım feda olsun sana. Sen güzel kardeşe benziyorsun. Teşekkür ederim. Bazen böyle özel şeyler taşıyorsun. Hani dışarıdan da gözükmüyor ya bu poşetler. Sıkıntı yok, alabilirsin. Önemli değil. Bu şey, milli poşetimiz. Harbiden şuralar ya. Nedir abi? Onlarla dolap. Yani... Yok, dolap olduğunu biliyorum da bir şey vardı. Şu anda bir şey yok. Yani bazı dolaplarda şu an bir şey olmadı. Gene bakarsın. Bazen evet. Bunlar koyuyoruz. Maske var. Maske var. Pandemiden kalma. Evet, pandemiden kalma. Bayağı maskemiz var. Bu camın arkasında durmak da aslında küçük bir şey gibi gözükse de çok farklı. Ben şu an mesela dükkanın sahibi oldum konum olarak. Sen müşterisin. O zaman şöyle bir şey yapalım. Dur. Al eline o gözlüğü. Ne alayım eline? Gözlük, gözlük. Gözlüğü al. İlhan abi bıraksana. Merhaba. Oğlum birisi bu video sıkıcı demiş de videoyu açmadan önce. Yani inanılmaz bir yalan habercilik ya. Bu video sıkıcı diyen abi, kim? Abi bu adam kendini mudur sanıyor bence. Aksinden çıkan kelimeleri güvenilemez. Buradan sahibi videoyu izleyince merhaba. Efendim elinizde çok... internetten gezerken o gözlük fiyatlarını gördüm, çok uygun, çok da şekilli bir gözlüğünüz var da bana göre gözlük var mı ya? Vallahi sana şuradan şu gözlüğü tavsiye edebilirim. Bir denesene. Ben çirkin çok. Yok ya, on numara. Tam tak. Bunu paketle kardeş. Pakettim ben. Natçıya benziyor lan. Teşekkür ederim. Senin Cenk var ya. Ya. Valla. Valla. Sabi Cenk. Neyse işte. Aynı öyle ya. Öyle bir yapma. Ya ikisi de adamın adını nasıl doğru söyleyemedi a**ayım ya. Semih Cenk, Sami Cenk. Şey arkadaşım bu arada. Semih. Konuşuyoruz, ciddiyim. Şey, hayran mısın? Hı? Ben kimseye hayran değilim de genelde şarkılarını dinliyorum. Ona bol bol selam söylemeni rica ediyorum. Seviyorum ben o adamı. Bir şey mi diyecektin abi? Sami Cenk. Evet. Bu Sami Cenk'i ben de seviyorum. Ama Semih Cenk, çok... kardeş Sami Cenk değil.
en çok sevdiğim şakaların bir tanesi var. Hiç pişman değilim seni sevmekten. O çok hoşuma gidiyor. Eğer görürsen muhakkak selamımı söyler misin? Söylerim. Muhtemelen izler abi bu kesti. Bu videoyu burayı da izlersen bu videoyu da izlerse yani her sanatçının bir ayrı yapısı var ama onun yapsın yani onun yaptığını kimse yapamaz. Bir de seslendirmesi çok güzel. Evet, efendi bir de. Böyle çok şey değil. Aynen, çok güzel ama. Hayırlı sabah. Evet. Hayırlı olsun. Kendisini çok teşekkür ediyorum. Çok hoşuma gitti. Sami Cenk'e buna selam olsun. Onu çok seviyorum. Sizi seviyor tabii ki. Belki buraya gelir. Tokat'a konsere monsere gelirse bir. Konsere gelirse hiç durmam. Vallahi giderim. Vallahi İnşallah. Giderim vallahi. Onun konserine gitmek için çok yani büyük kitlesiyim onun. Yani benden yani ünlü değilim ama yine de bir şeyler insanlar mutlu ediyor ama. Onun bu nasıl video? Dududu yani. Patlikam. Yani onun yerini tutamaz. Dolduramam. Bir de yani o adam çok büyük. Ben şu kadarsam o bu kadar. Efsane bir videoydu. Abi siyah adam benim bu sezonun favori içerik üreticisidir benim için. Sigara içiyor musunuz? İçiyorum. Ben içiyorum. Yalan yok. Sen? Ben kullanmıyorum. Sadece sigara içiyorum. Daha başka bir şey içmiyorum. Vallahi. Yemin mi? O zaman iyi. Benim en sağlıklı içeceğim şey sudur. Yani... Tebrik ederim abi. Sigara... Of. İnanılmaz komik bir videoydu ya. İnanılmaz komik bir videoydu yani. İnanılmaz. Ben yani... Şey... RP'ler mi diye düşünüyordum. Ama bu 40 dakika mı, yarım saat mi izleyince asla RP olmadığını fark ettim yani. Şok içindeyim. O pistan saatte takip Karakterler ediyorum. Karakterler 3 sene önce izlediğimiz Manisa'daki telefon tamircileri gibiydi. Ya inanılmaz ya. Evet bu arada 3 sene önce izlediğimiz Manisa'da telefon tamircileri gibiydi. Ethem ben gidiyorum. Kardeş haydır faiz bana zeynesi ya. Haydi bakkalın kardeş. Oğlu, bakkalın oğlu Atilla'yla edebiyatı kazandık da kardeş. Edebiyatı kazandık. Evet. Kardeş çok güzel bir fikir üretmişsin. Evet. Edebiyatı kazanmışsın. Evet. Ya kardeş seni çok özleyeceğim ya. Sana bir şey sorabilir miyim Ethem? Sor kardeşim. Hep sen insanlara soruyorsun, hediye dağıtıyorsun ya. Evet. Siyah adamın en sevdiği renk hangisidir? Bir de hangi, gündüz mü gezer, gece mi gezer? İki soru sorayım. Siyah sever. Evet. Gece gezmeyi sever. Peki kardeş. Bakkal demiş ki aklıma geldi. Sinekli Bakkal'ın yazarı kim? Hande Elif Bal. Kardeş tebrik ederim. Git kağıda yazmışlar ya hakikaten ya. Yarın önce tam buna bir hediye vereceğim. Ne? 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 Tamam burayı. Hepsini. Tamam. Hasta hasta beynim. Beynim kapandı ya. Yani. O zaman kolay. Şunu tam hak ettin mi? Şu gözlüğü bak. Ver hepsini ver. Al bir tane al. Müzik ne alakalı gidiyormuş. Merhabalar. Merhaba kardeşim, hoş geldin sen adam. Hoş bulduk. 2x vs 05 ya. Yeni bir saat almış da internetten. Evet. Ben ona kızdım, box'tan saatten kaldı dedim. Niye dedi, marka ismi kardeşim ona dedi. Bir baktım ki pilini ayarlarken cam, çerçeve ayarlarken hep düştü. Kardeş, o zaman ona göre teslim ödüllerimiz var. Oo, mükemmel mükemmel, fıstık gibi. Aşık mısın kardeş sen bu şarkıyı dinliyorsun? Aşıktım kardeş. Arabamı açmış. Çok güzel bir arabam vardı. O arabamı babam sattı. Olsun. Araba demiş ki aklıma geldi kardeş. Evet. İlk realist roman olan araba sevdasını kim? Recai Zem Mahmut Ekrem. Kardeşim tebrik ederim. Bu da hep soru soruyor ya. Vallahi soru soruyor. Abi.
Power couple ya. Hemen arkadaşlar bak söyle. Baban ne diye. Merhabalar. Aleyküm bugün statlı arkadaşlar. Tuzlu fesem dedikten bir saniye sonra. Merhabalar. Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeş. Lalem'in bugün doğum gününde kendime saat alacağım ben. Çok çok inanılmaz. İnanılmaz. Hala olmuyor musun? Evet. Seçim 0-4-9 varsa... Başarılı chat.